...neydi ya o... Bir... ...arkamda mı ha geldi evet, mi... Evet. ...ya şuna geçelim de biraz... ...bunun yani tamam bu biraz komedi de... ...barındırıyor içinde ya hani... ...barındırmıyor mu Onur? Çok mu ciddi bir şey bu yani? Komplo teorisi... <laughs> ...bakın orada bir saat var... ...saatin orada 2.39 yazıyor... 2. ...acaba 2.39... ...niye yazıyor? Ya 1453 e neden abi. yazıyor? A A A Hakan abi... İşte. ...çekiniyorum ama... <laughs> Hayır ben tahtaya kalkınca. <laughs> ya yok ya gel ya gel boş ver ya gel. Ben seni yerini alacağım. Ee, ya ben, bana ben gerçekten anlamadım. Şu nedir? Şu hikaye nedir? Niye Yunanistan alınıyor? E, bizim tarihçiler de buna itiraz ettiler. Bizimkiler de alındı. Her iki tarafta alındı. Burada bu Elon Musk denilen adam böyle Konstantinopol e, 1453 filan. Bu ne demek istiyor? Ya hakikaten herkesin anlayacağı bir dille anlatır mısın? Al, cidden ihtiyaç var. Şimdi burada iki şey olabilir. Birisi bir iddia var. Bazı tarihçiler bunu iddia eder. O iddia şudur. İstanbul işte 50 küsur gün alınamayınca, yani asker şehre giremeyince Bizans'a iddia o ki e, biliyorsunuz iki sıra sur var İstanbul'u koruyan o surlardan en dışarıdaki surda Haliç'e yakın kısımda küçücük bir kapı vardır adı Kerkaporta diye geçer Rumca, Bizansca Yunanca yani bu Kerkaporta iddiaya göre bir iddiaya göre e, ya Osmanlı organizasyonuyla bir Bizanslı kapıyı geceden açık bırakır, iddia bu ki bizimkiler de o kapıdan girip iki surun arasındaki boşluğa girerler ve şehirde Türkopolis, Türkopolis yani Türkler şehirde sedalarıyla kentin düşüş süreci paşlar. Hani ha, açık kapı oradan geliyor. Açık kapı oradan geliyor. Ha, şu, şu önce iddia? şunu, şunu bir izleyicilerimize önce bunu anlatırsanız yani Hı. Elon Musk'ın paylaştığı şey mi? ne bu? Yani endişe ediyor Bizans askeri. Bizans askerini simgelemiş. Bu başlık Bizans askeri. İmparator değil yani. E vallahi Bilmiyorum. genç birini canlandırmış. Çünkü Konstantin Dragazes çok genç değildi o sırada. Herhalde Bizans askerini canlandırıyor ya da imparatoru canlandırsın fark etmez. Peki. Yani kapıyı kilitledim mi diyor. Kendi kendine. Göya, hani. Ya acaba düşünüyor. kapıyı kilitlemiş miydim filan diye. Kapıyı kilitlemiş miydim diyor. Yani geçmiş zaman kullanmış, Diday demiş ya kapıyı kitledim mi demiş. Peki yani şu mu ee, bu adam kapıyı kitleseydi Türkler İstanbul'u alamayacaklardı ee, kapıyı kilitleyip kitlemediğini böyle kendi kendine uykusunda sayıklarken Türkler İstanbul'u alıverdiler mi demek istiyor? Yok simge başka bir şey onu söyleyeceğim ama bu olayı niye söyledim? Şimdi böyle bir iddia var. Buna da Bu var. tarihte var mıdır? Var böyle bir iddia var. Yani bizim tarihçilerin de bir kısmı yazıyor. Yani Hatta bu bir dakika açık kapıdan girdi Türkler şeyi var mıdır ilk Giriş evet küçücük bir kapı Haliç'e yakın yerde o kapı hala var olduğu söyleniyor. Adı Kerkaporta dediğim. Porta kapı demek zaten. O kapıdan bizimkiler ilk girerler iddiaya göre. Bu bir iddia. Kanıtlanmış bir şey yok. Ve süreç başlar. Yani ana kapıya doğru yürür bizim şey. E peki abi kapı kilitli olsaydı Türkler İstanbul alamayacak mıydı? İşte ya iddia bu. Yani ilk kentin kente iki sur arasına giriş, aradaki koridor var ya, oraya girdin mi iş bitiyor. Çünkü ikinci surun şeyi de daha düşüktür, yüksekliği de düşüktür. İstanbul'u üç sur sararasında. arasında. Bir de hendek vardır önünde. Bunu, bunu kim atmış ortaya ilk? Bu, bu bu, tezi... bu o zaman da Avrupa'da yazıldı, çizildi. Sonra Stefan Zweig diye hatırlıyorum. Hmm. Ama bunun Stefan Zweig de kendi kendine uydurmadı. Tarihte bunun kayıtları var, böyle ha, iddialar var. Böyle bir efsane var ya. Yani. Var, var. Tamam. 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 Musk ona işaret tamam. ediyor. Yok. Ama bu efsanenin karşıtı olan efsaneyi ben kitabın adını söyleyeceğim. İstanbul'un Fethi Günleri Çamlıca Yayınları'ndan yayınlanmış. Bugünkü Üniversite İstanbul Üniversitesi Direktörü Mahmut Bey'den Fahrettin Başar hocanın bu hani gemiler karadan yürütüldü filan öyle bir şey yok. Ok meydanı zaten onun için Fatih Vakfıdır. Hani orada tapular verilemiyor ya. Gemiler orada üretilmiş. Aşağıya kızakla bırakılınca Kağıthane Deresi'ne inip Halic'e öyle. Ki. Bu kapı meselesine giriyor Şimdi, mu otağ kitap? Bu, bu kapı meselesi zaten Söyle, gerek şöyle. yok. Çünkü ha, diyorsunuz çünkü, ki zaten çünkü öyle. burada okunursa bu şu hikaye var. Fatih'in babası en fazla uzun süre kuşatan kişi. Kuşattıktan sonra öğreniyor ki o hani girip çıkan papazlarla Bizanslarla konuşuyorlar ki bunu bizim oğlumuz fethedecek bizden biri fethedecek ve bu fetihin de anahtarı. Halic'in iki tarafını birbirine bağlayacak. Esas o diyorsunuz. Hikaye. Tabii. Peki, Bunun üzerine Hakan üzerine Bey, de... Fatih Sultan Mehmet'in babası ben şunu bir kızıyla evleniyor. evleniyor. Fatih doğuyor. 18 bir, yaşında evet, geliyor. Hakan Bey... Yani bütün hikaye bu kitapta var. Evet. evet. Ama iddialı. bunu pazarlamadığımız tamam. için yabancıların böyle böyle anladım. şeyler çıkıyor. Ya tarih öyle kolay bir şey değil. Bir sürü iddia var, bir sürü kaynak var. Bir kere Haliç'e inen gemiler sayesinde alınmadı İstanbul. Onlar moral bozdu zaten. Tabii moral Tabii, bozmak, şey zaten ha. Moral bozmak yani, için zaten söylüyor. Yani o gemileri e, Kabataş'tan Kasımpaşa'ya Osmanlı indirdi diye şehir düşmedi. O moral bozdu. Adam kalktı sabahleyin o, Haliç'te Osmanlı gemisini... Abdullah Bey daha başka bir şey görüyor. Psikolojik savaşlar. Gemiler yan yana yani. sınırlandı ya. Geceleyin Şimdi, o karanlıkta bir, bir taraftan bir daha tak, tak 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 geçince evet. ya askerler çok. Ben olayı özetleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi bu bir iddiadır. Bunu koyalım bir tarafa. Bunu kastediyor mu, kastetmiyor mu bilemeyiz. Ama burada bence başka bir şey isim geliyor bu. Ayrıca Elon Musk orta neyi kastediyor? Şimdi ona gelelim. <laughs> ee, ya kapı kilitledim mi deyince bu akla geliyor. Onun için bunu dipnot düştüm sadece. Bu değil bu konu. Bu tweet bu değil. Ya da bu Elon Musk bunu da duymuş, bunu da simgelemiş olabilir. Ama asıl kasıt bu değil burada. Söyleyeceğim. Bu arada o kapıyı illa bizimkiler içerideki bir Bizanslıya rüşvet vererek açık bıraktırmadıkları ...yanlışlıkla unutulduğu da iddia ediliyor. Bu da bir iddiadır. ya yani Tarih öyle basit bir şey değildir. Mesela 1. Murat'ın Kosova Meydan Savaşı'nda... ...öldürülüşü beş çeşit anlatılır. Halbuki olay basit. Bir tane Sırp öldürüyor, şehit ediyor onu. Ama olay beş çeşit anlatılır. Tamam. Şimdi, burada bence kastettiği şu... ...Elon Musk'ın. Elon Musk malum çok zeki bir adam. Burada şunu kastediyor. Şimdi... E, Kapı ...Konstantinopul 1453... ...İstanbul'un düşüşünü... Batı dünyası, Avrupa dünyası çok önemli addeder. Her anlamda. Türkler zaten, e, Türklere bakışları şöyle Avrupa'nın genelinin. Nereden biliyoruz? Ortaokul, lise kitap, adamların orta öğretim kitaplarından biliyoruz. Çoğu ülkenin orta öğretim kitaplarını merak ettim, aldım okudum. Orada yazıyor bizlerle ilgili kanaatler. Şimdi Türklerin batıya ilerleyişi var ya ve imparatorluk haline gelip Batı alışkın olduğu doğulu, doğulu şu. Yani Hintli olsun, Hindu olsun, Müslüman olsun, Çinli olsun şu. 500 yıl boyunca vuran sesini al lokmayı sömürge yap bir doğulu tarif ederlerken bir tek Osmanlı dediğimiz Oğuzların, Türkmenlerin kurduğu bir devlet bunlarla başa baş, üstelik teknolojik olarak da başa baş. 300 yıl mücadele ediyor ve baskın da çıkıyor. 1680'lere kadar Osmanlı Batı'yı korkuttu. Bir güç olarak kaldı. Avrupa'nın dünyanın en büyük güçlerinden biri oldu. Şimdi bunu asla hazmedemediler. Çünkü onların doğulusu şu, Hindistan'ı 3 alay İngiliz sömürge yapacak. Pakistan'ı, Hindistan'ı. Çin'e asker çıkaracak, 19. yüzyılda hop oraları Hong Kong'u oraya buraya kontrol edecek falan. Yani Afrika'yı iki alay Fransız işgali. Bunların doğulusu bu. Şimdi bu Türklerin İstanbul'u fethini Batılılar şöyle kabul ediyor. Diyorlar ki arkadaş bu, bu, kent düşünce ki İstanbul'u büyük kültür merkezi olarak kabul ederler bunlar. Nitekim 1453'ten sonradır ki Avrupa'da reform ve rönesans başladı. Yani dinde reform yapıp protestanlığı geliştirdiler. Rönesans yapıp ilimi, bilimi, sanatı geliştirdiler. İstanbul'dan, Bizans'tan giden Bizanslılar sayesinde olduğu iddia ediliyor bu. İstanbul'un düşüşünü Batı önemsemedi ya, bence kasıta geliyorum şimdi. Elon Musk neyi kastediyor? Avrupa ülkeleri doğru dürüst Bizans'ın feryatlarına kulak asmadı 1440'lı yıllarda. Bizans İmparatoru defalarca Alman İmparatoru'na, ne bileyim Fransa Kralı'na mektuplar yazdı. Türkler geldi, gelin yardım edin diye. Avrupalılar bunu cevaplamadılar, yardım etmediler. İstanbul'a sadece Cenevizli meşhur bir adam geldi. O da 1 bin adamıyla geldi. O da yaralanınca harbin 40. günü falan gemisine bindi, kaçtı gitti. Yani Avrupalılar İstanbul'u Osmanlı kuşattığı zaman yardıma gelmediler. Öyle 3-5 tane Ceneviz gemisi geldi. Cenova bugünkü. Bence Elon el şu mesajı veriyor. Ukrayna'ya yardım etmiyorsunuz evet. mu demek istiyor? Ya Ukrayna'yı kastediyor ya da diyor ki ya diyor siz bazı olayları vaktiyle önemsemediniz tarihin gidişi değişti. Örneğin diyor İstanbul'a diyor yardım etseydiniz belki Türkler fethedemezdi diyor İstanbul'u. Avrupa'ya yayılamazlardı. Viyana'ya kadar gelemezlerdi. Şimdi de ya bizleri Orta Doğu'daki yeni yapılanmaları ya da bütün doğuluları, Çin de dahil buna. Çünkü Çin'i de doğulu gözüyle görür Amerikalı. Elon Musk'ın bu mesajında bence şu var. Abi Elon Musk Türk dostudur ya yapmasaydın böyle ya. Ben Türk düşmanlığı diye anlatmadım ama Elon Musk şunu da kastediyor olabilir. Bugün diyor Batılılara önemsemediğiniz olaylar yani şu kapının kilidini unuttun mu? İstanbul'u da diyor iplemediniz vaktiyle yardımına gitmediniz diyor. Bence bu mesajın altında bu var. Bu Peki, bilinir. Peki şöyle şu olamaz mı mesaj? Bir dakika ben daha basit hmm. bakıyorum. Ya bu Yunan Yunanistan'la Yunanlılarla biraz kafa buluyor olamaz mı ya? Kapıyı açık unuttunuz. Adamlar da geldiler İstanbul'u fethettiler. Şey ekleyebilir miyim? Diyor olabilir mi? Sorunuza bir şey ekleyebilir miyim? Ama buna eklerseniz Bakın şunu şunu sorunlu, da ben algılıyorum. Katı diyor ki, diyor ki zamanında Bizanslılar uyudu, Kapıyı kapattım nasıl olsa Türkler aldı. Tamam. Orada devir bitti. Şimdi diyor Yunanlılar uyandı zannediyor ama fazla aldanıp yardım etmeyin diye dalgılıyor. Bunlar ben. çok zorlama yorumlar gibi geliyor bana. Ama ben de öyle Biraz Hani Türk dostu ya. Hani <laughs> Yunan... eline Türk dostu kabul ediyorsa öyle bakacağız. Yunanistan'la kafa buluyor ya belki de. Tabii. Şimdi bu... Şimdi Mavra yapıyor yani. Bence de öyle yorumlanabilir. Yani Elon Musk evet Türk dostu diye biliniyor da Elon Musk gibi adamlar bunlar çok fazla yüksek IQ'lu adamlar. Yani bir gün dost yap dost olduğu bir ülke ile ilgili çok olumsuz bir yorum da yapabilir. Yapar. Gördüm bunları? Yapar. Yapar. E, dolayısıyla burada Yunanistan'a da uyarı olabilir. Ama Doğru. bence her şeye rağmen e, yeni gelişimleri önem vermediğiniz yeni gelişimler başımıza yine de yeni Batı'nın başına iş açabilir mesajı var. Bence asıl altında yatan. Peki. Çünkü İstanbul şöyle kabul ediliyor o tarihte. Hakikaten Avrupa Bizans'ın Türkler geldi gelin bize yardım edin çağrılarına katiyen cevap vermedi. Peki ya Onur Yunan, Yunanistan buna niye tepki gösterdi? Hani bizimle dalga geçiyor diye mi tepki ya gösterdi? aşağı yukarı. Tabii. Bence bununla şunu söylüyor. Ha. Şu Ege'de başlattığınız şeye... Biz bizimkilerde şeye edin şey dediler. Diyor. Yok böyle bir şey dediler bizim tarihçilerde. Ama bakın burada da bir şey Şimdi daha bizim söylüyor. Bizim, Ege'de, Ege'de başlamayın diyor. Ege'de, 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 Ege'de başlatmayın başlıyor. diyor. Bu şöyle bir bizim Musa bu konuyu araştırdı. Hürriyet muhabiri Musa Kesler diyor ki bu iddiayı tarihte ilk kez Dukas adlı bir tarihçi yazmış. O da fetih sırasında İstanbul'da değilmiş. Girit'teymiş. 1470'lerde yazmış. Ondan atıfla işte o tarihçilerin babası Hammer bilen onlar Joseph yazmışlar. Joseph von Hammer. Sonra Zweig yazınca çok popüler olmuş. Onun çok meşhur güzel de bir kitabı vardır. Zweig'in Yıldızın parladığı anlar. Evet. Orada geçmiş bu. E, yani güzel ki, kitaptır. Şimdi en, Joseph von, el, Joseph von Hammer'in... Kafka'nın, Onur yapma dönüşüm Kafka'nın e, gözünü seveyim bugün ne oldu sana? Şimdi Joseph von Hammer e, bir Türklerin Osmanlı tarihi fetih var. Fetih sırasında diyor hmm. orada bulunan yani İstanbul fethedilirken orada bulunan Vakanüvis mi denir siz daha iyi? Vakanüvis tarihi. O vakanüvislerin hiçbirinde diyor böyle bir ee, hikaye i̇ddia yok. yoktur, iddia yoktur. Ee, Dukas denilen adam da bunu zaten fetih sırasında değil, fetihten epey bir süre sonra yazmış. Bu kapıyı açık unutma olayını diyorsunuz, değil mi? Evet, evet. Tamam. Açık kapı hikayesini. Heh. Dukas diye bir Kerkaporta. adam Kerkaporta. Bu kapının adı Kerkaporta. Evet. Söz konusu kapı Kerkaporta. Bunu ayrıca. Dukas da Bizanslı bu arada. Ee, Jose von Hammer'in Dukas zaten Bizans ismi. Jose von Hammer'in Ciltlik Osmanlı tarihi vardır. Tamam işte. O, Orada da geçer bu. O Dukas'a atıfla almış elbette, oraya. Elbette tamam. elbette. Ya, Haklı Ama ]sınız. bu ciddi bir iddia. Yani ayrıca böyle olsa da bu bir zaferin e, gücünü veyahut da etkisini Gölge. azaltmaz. Ya gölgelemez. gölgelemez. Sen ister bir kapıdan gir. <laughs> ya tabii. İster surdan gir. Tabii, ben de onu anlamıyorum ama zaten. An, anlamı <laughs> var. ya yani Bu fethi mücadele ederek, kahramanlık ortaya koyarak yapılan bir mücadeleyi aşağılamak için, prestijini aşağıya çekmek için bu cümleler kurulabilir. kurulabilir ha biraz ama... hile katılıyor evet. zafere. Öyle mi? O, o manaya geliyor. Bizans daha önce yani, İtibarsızlaştırma. yani zaferi itibarsızlaştırmak için kuruluna dair e, bizim evet. karşı cümlelerimiz olabilir çok olabilir. kuşatıldı. İstanbul o kadar kuşatıldı ki Avarlar, e, Arap İslam devleti efendim say say bitmez. Yani Haçlılar kuşatmayan bu, kalmadı. Bununla bir şey söyleyebilir miyim? İstanbul'un e, Türkler tarafından fethedilmesindeki temel parametre ne biliyor musunuz? O zaman yaşanan pandemi. Çok büyük bir güç çöküşü yaşıyor e, Bizans. Vebadan dolayı. Vebadan dolayı. Yani on binlerce insan hayatını kaybediyor. Yaz Abdullah Bey bu itibarsızlaştırmaz. Çünkü Dukas'ın tarihçi bunu yazan yani bunu ilk ortaya bu evet. iddiayı ilk ortaya atan adamın söylediği şey şu. O diyor açık kapıdan 50 yeni içeri girdi diyor. Ya 50 yeni içeriyle İstanbul fethedilir mi Gözünü Kapıyı seveyim? Kapıyı tutarlar. He? Kapıyı tutarlar. Kapı ya zaferi gölgelemez ya. Yani 50 yeni içeri <laughs> girince 50 biz gemileri yeniçeri... karadan yürüttük diyoruz. Bu ona bence bir şey. Karşı tez olarak ortaya. Ben, bence şimdi, burada bir aşağılama yok. bakın Bence de yok. Bence burada şu var. Diyor ki yok. hiç o, oluyor, Bizanslara hiç uyudunuz diyor. Yani uyudunuz, açıdan, uyudunuz adamlar kazandı. Yani moral düzeyini nasıl gözüküyorsun Yani bence Türkiye'nin şu anda bunu öyle kullanması lazım. Diyor ki Bizanslara siz uyudunuz ki Türkler içeri girdi. Şimdi ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya bu Bizans, İstanbul Fethi falan bu konularda. Söylenmiş laflar vardır. Bizim de e, çok kullanırız bunu. Hani şimdi çok önemli vakalar olunca bambaşka konulardan söz etmek gibi bir durumla karşılaştığımızda şöyle deriz. İstanbul fethedilirken Fatih Sultan Mehmet tarafından e, Bizans'ın rahipleri meleklerin kanadı var mıdır yok mudur? Ya da meleklerin Hı. cinsiyeti nedir tartışıyorlardı. E, yani o kadar e, yahu kardeşim senin ülken sarılmış fethediliyor sen oturmuşsun meleklerin kanadı var mı yok mu onu tartışıyorsun hani bu da buna benzer bir şeye benziyor değil mi? Tabii bir gerçek daha var bu bir gerçek kesin bütün tarihçilerin kabul ettiği o sırada savunmadaki Bizans asker sayısı 20 bin. de Cenevizli var. Venedikli ve Cenevizli. Türk ordusu ne kadar? Hocam Venedikler gelmediler. Niye bu kadar az bunların ordusu? E, şimdi onlar büyük avantajda. Çift katlı ha. sur var, hendek var. Yani o orayı siz 30 binle de savunursunuz, 50 binle de Anladım. Surları geçmek, o şeyleri hendekleri Tabii, geçmek önemli zor. teknoloji önemli. Nitekim o toplar olmasa Fatih'in işi zordu. Yani o kadar ordular, belki daha kuvvetli ordular sarmış, yapamamışlar. Evet, evet. Yani yani olay anlatıldığı gibi, bazı savaşları şöyle anlatırız ya biz. Yani Biz 40 bin kişiydik, onlar 100 bin. Burada öyle değil. Burada öyle biz değil. 120 bin, Bizans ordusu 22 bin. Gerçek bu. Tarihin bir özelliği vardır. İstediğin kadar milliyetçi ol. Bunu bana İbrahim Kafesoğlu Türkiye'nin en milliyetçi tarihçisi öğretti. Büyük tarihçidir evet. Dedi ki bir gün istediğin kadar milliyetçi ol. Tarihte gerçeği göreceksin dedi. Bizans gerçeği budur. Yani adamlar bitmişti. Ona rağmen 50 gün dayandılar. Neyse, Çok geyik döndü ama bunun bu üzerine. Bu konuyu bu belki üzerine. bir gün İstanbul Üniversitesi Direktörü Profesör Mahmut Aklan, Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Fahrettin Başar'dan çok daha farklı dinleyebiliriz. Yani çok ciddi bir şekilde İstanbul Fethi'nin 1. Murat'tan başlayarak gelişimi, hatta 1. Murat'ın evliliği... Sayın Bakan olabilir de ben TRT'de 8 yıl tarihi anlattım. Tamam. 8 anladım, sene. Anladım, yani anladım. iyi bir tarihçiyim. Tabii ama ben de... Ve o... ben ayrıca irticalen anlatıyorum. Yani kitaptan çıkıp bir saat buradan okumazdım. Ya... Hakan Ana, Bey bir şey söyleyeceğim. uzmanlık alanı sırf bu olan kişi. Bir, bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Evet. Bizans eşittir Yunan mıdır? E, son 500. yılın sayılır. Çünkü Bizans resmi dili Bizans devletinin Latinceydi önce sonra e, Doğu Roma daha doğru değil mi? Doğu Roma doğru da izah ediyorum. Son 400 yıl Bizans devleti imparatorları İkinci bir resmi dil açıkladılar. Bunu da Yunanca, Grekçe, Rumca olarak açıkladılar. Dolayısıyla Bizans'ta Tebada ahali de yani Anadolu'daki ahali de hepsi Grekçe konuşurdu. Yunanca konuşurdu. Peki Yunan ile Rum arasında <laughs> ne fark vardır? Hiçbir fark yoktur. Rum ismini biz Türkler bunlara Romalı dediğimiz için Doğu Roma Devleti diye geçiyor ya bizde Roma Devleti diye. Roma Devleti'ne istinaden... Anadolu'da yaşayan Yunanlılara biz Rum dedik. Rum diye bir şey yok. Onlar zaten Rum'um demez kendine. Dünyada da onlara Rum diyen yok. Rum dediğiniz kişi öz be öz Yunanlıdır. Peki, Rum bizim taktığımız bir isimdir. Son soru. İstanbul fethedildiğinde buradaki ahali yani İstanbul'daki ahali nereye gittiler? Roma'ya mı Yunanistan'a mı? Şimdi buradaki ahalinin büyük çoğunluğu bir kere kaldı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet. Ha, size dokunmayacağız. Yani. Evet. Dininize de. Anlatıldığı gibi biri değil. Dönemi için çok modern kafada bir adamdı. Çok aydın bir adam. Yine de ayrılmak isteyenler nereye gitti? Aydınlar ayrıl ayrılmak isteyenler Milano'ya gitti. Cenova'ya gitti. Ceneviz'e Ceneviz'de de Yunanistan'a gitmediler gittiler. mi? Hayır. Yunanistan'da bir şey yok ki o zaman. Çok azı. Atina'ya giden çok bilinmez yani. Tek tüktür. Avrupa'ya gittiler çoğu. Ama çok az kişi gitti. Nitekim Fatih Patrikhane'yi korudu. Rumlara dokunulmazlık ilan etti. Ayasofya'yı yağmalatmadı. Birkaç asker yağmalıyordu, onları bile durdurdu. Dolayısıyla bütün İstanbul'u yağmalatmadı. İstanbul'u da yağmalatmadı. Şeyi, şeyi o, o. Şeyi Üçüncü o gün durdurdu. Ödedi. Peki, Üçüncü gün durdurdu. bir sorun daha var. Buyurun. Buradan giden, İtalya'ya özellikle giden evet. İstanbul fethedilince Bizans veya Rumlar veya Yunanlar Milano'da, İtalya'da Rönesans'ı mı başlattılar? Öyle bir iddia vardır. Büyük fikir şeyi götürdüler. Katkıları derler. Vermişti. Katkı götürdüler derler. Katkı oluşturdu derler. Nitekim 1470'ler sonrasıdır ki resimde, sanatta, müzikte, her şeyde Rönesans ve reform başladı. Ama bu arada şunu da unutmayın. İstanbul Ortodokstu, Bizans. Avrupa ise o zaman büyük ölçüde Katolikti. Yani Avrupa'daki protestanlık 1500'lerden sonra Martin Luther'dan sonra Daha, çok sonra abi.